Sevgili seyirciler, şimdi de medikal estetik doktorumuz sevgili Biran İkici'nin yanına geldik efendim. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Ama sevgili seyirciler, sevgili doktorumuz öyle bildiğiniz doktorlardan değil. Neden dersiniz? Çünkü kendisi müzik eşliğinde estetik yapıyor. Ben birazdan, tabii sizler biraz merak edin, birazdan kendisine nedir ne değildir soracağım ve bizlere harika parçalar çalacak. Çalmadan önce hemen biliyorsunuz ki son günlerde moda olan özellikle de sizin geliştirdiğiniz koruyucu estetikten bahsedelim. Evet. Nedir bu? Neler vardır efendim içerikte? Koruyucu estetik bazı problemler, deformasyonlar, sıkıntılar ortaya çıkmadan zamanında müdahale etmektir. Zamanında gerekenin yapılmasıdır. İnce kırışıklıklar çıkmadan, yüzdeki lekeler oluşmadan veya yüzdeki bazı deformasyonlar ya da vücuttaki kilo problemi, saç dökülmesi gibi genel olarak olabilecek kişinin genetik eğilimine bağlı, yaşantısına bağlı, yeme ilişkili, sigara içmesi, yeme alışkanlıklarına bağlı olabilecek riskleri ortadan kaldırabilecek bir takım uygulamalar var. Mesela ne gibi önlemler oluyor koruyucu estetikte? Bir hasta size geldiğinde siz neler öneriyorsunuz hastaya baktığınızda mesela? Yani şimdi 20 yaş, 30 yaş, 40 yaşın getirdiği bazı problemler vardır. Doku kaybı, yağ kaybı vücuttaki bazı güneşin etkisiyle beraber ince çizgilerin oluşması, bazı ciltteki problemleri önlemek için zamanında yapılan kişiye, mesela botoks da bir koruyucu estetiktir. İnce çizgileri çatlamadan, zamanında yaptığımız zaman onları fresh bir görüntüyü sağlamak amacıyla. Dolgu da keza. Tabii dolgu da eksilen bölgeye, göz altındaki bir problem varsa veya yüzdeki bazı eksilen yağın yerine dolgu malzemeleriyle toparlamak amacıyla veya da en azından yani cildin anti-aging dediğimiz koruyuculuğunu, cildin nemini, cildin kalitesini artırabilmek için PRP uygulamaları, somon uygulamaları, bazı mezoterapi uygulamaları veya bazı lazer sistemlerinden faydalanıp uygulamalar yapıyoruz. Özellikle somon DNA böyle bayağı bir yaygın galiba. O ciltteki faydaları nelerdir? Yani somon DNA'sı somon balının spermindeki, sütündeki protein yapıdaki bir maddedir. Ancak biz bunu kişinin PRP'siyle kombin ederek yapıyoruz. Yani PRP nedir? Yüksek trombosit elde edilen bir plazmadır. Biz kişilerden 10 cc, 20 cc kan alıyoruz. Bu kanın özel tüplerde santrifüj ediliyor. Santrifüjlerimiz de özel. Yüksek trombosit elde ediyoruz. Ne kadar sürüyor bu işlem saat olarak? 10 dakika. 10 dakikada hemen onu hastaya uygulayabiliyoruz. Biz sizin kanınızdan eğer sigara içmemişseniz, sağlıklı beslenmişseniz, spor yapan kişilerde daha iyi PRP çıkabiliyor. Yaşla beraber de PRP'nin kalitesi azalabiliyor. PRP'nin de bu kalitesini artırabilmek için somon balığının sütünden elde ettiğimiz o DNA'yı da PRP ile birlikte kombin edip yüze, cilde veya vücuttaki bazı problemli yerlere enjeksiyon şeklinde uygulanabiliyor. Bunlar normalde kaç seans uygulanıyor? Ya en az biz tedavi amaçlı 3 seans, 4 seans yapıyoruz. 15 gün arayla yapılıyor. Cilt bakımından da sonra sevgili doktorcum biliyorsunuz ki özellikle bayanların en büyük problemlerinden bir tanesi olan gözaltı morlukları ve gözaltı kırışıklıkları. Bunlarla ilgili ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Göz altında genelde gene genetik eğilimi vardır kişinin veya vücuttaki damarsal bazı patolojik rahatsızlıklardan dolayı morluklar olabilir. Veya yorgunluk, sigara içimi. Bazen böyle çukurlar oluşur fazla yorgunluktan. Göz altı noktasında, zigomatik jugular noktaları, tam göz altı noktalarındaki doku kaybına neden olabilir. Görüntüyü kişi yorgun gösterir. Çok fresh göstermez. Morarma zaten başlı başına bir sıkıntı. O ayrı bir problemdir tabii ki. Bir semptomdur. Bütün bunları halledebilmek için gene PRP, somon, bazı ışın dolgusu dediğimiz aslında hyaluronik asit. Evet ben onu soracaktım. Özellikle ışın dolguları çünkü çok fazla tercih ediliyor galiba. Vücudumuzdaki olan bir maddedir. Su tutma özelliği vardır. Nemlendirir. Yani göz altına bunu doğru şekilde, doğru teknikle verdiğimizde. Fakat şöyle bir şey, bu ışın dolgusunda sevgili seyirciler doğru bir doktorun bunu yapması gerekiyor. Çünkü göz altımız çok hassas. İyi malzemelerle, iyi bir elle, iyi bir doktorla olması lazım yani sizin gibi. Değil mi? Yoksa çünkü çok yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü bir arkadaşım yaptırdı. Bu da hani inanılmaz bir katman şeklinde görüntüler var. Hatta bunlar nasıl gidecek diye dert yanıyor. Bu konuya da biraz değiniz. Tabii cildi iyi tanımak lazım. Cildin kademeleri vardır, katmanları vardır. Epidermis, dermis gibi. Şimdi dolguyu vereceğin nokta ve yeri önemlidir. Yüzeysel yapılan dolgular var, derin yapılan dolgular var. Yani doğru yere, doğru şekilde, doğru teknikle vermezsek o dolgu daha sonradan dışarıya, pörtlüye şey yapabilir, balonlaşabilir. Tabii orada kötü bir görüntüye granül oluşabiliyor. Derin kemiğin üzerine yapılan dolgular mesela göz altında, nazolabiyelde, burun kenarı diyoruz, çene dolguları, burun dolguları. Doğru yere, doğru şekilde yapıldığı zaman bir sorun olmaz. Tabii hyaluronik asit kullanmak lazım burada. Sentetik maddelerden daha kaçınıyoruz biz. Onların hani hyaluronik asitin en azından enzimi vardır, eritebilirsin. Yani al, baktınız büyük oldu, fazla oldu. Eritilebilen, yani geri dönüşümü olabilen şeyler. Çabuk kombinasyon sağlayan, vücudumuzdaki bir madde zaten.
bir problemi riski yoktur. O yüzden sevgili seyirciler de ben her zaman burada uyarıyorum. Doğru doktora, doğru kişiye gitmeleri gerekiyor. Bir de estetikte benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Mesela burun estetiği olmadan da sevgili seyirciler dolgu maddeleriyle buruna şekil verebiliyoruz. Mesela biraz bundan bahsedersek neler yapıyoruz mesela evet, ufak ufak dokunuşlarla? Evet, kişi geldiği zaman öncelikle analizi yapmak lazım. Evet. Önce konuşmak, yani anamnez diyoruz biz bu şekilde. Beklentisini öğrenmek ve bakmak lazım. Yani biz doğallıktan yanayız. Yani eksik olan, altın oran dediğimiz bir oran vardır. Evet. O orana yakın olsun isteriz. Yani göz yapısı, burun yapısı, çene yapısı, elmacık yapısı bu şekildedir. Önce bunu iyi bilmek lazım. Bunu tasarlayıp doğallıktan uzaklaşmadan müdahalemizi yapmamız lazım. Burundaki bir devasyon, eğrilik varsa bunun üzerine dolgularla bu eğriliği, devasyonu giderebiliyoruz. Mesela atıyorum bu kısım çökükse evet, bunu burayı şişirebiliyoruz tabii, tabii, sevgili seyirciler. Burun tabii, şeklini burun değiştirebiliyoruz. Burun ucunu kaldırabiliyoruz. Burun ucunu nasıl kaldırıyoruz? Çok enteresan bir şey. Buraya evet, nasıl bir şey uyguluyoruz? Mesela ben çok şaşırdım. Evet. Burun ucu düşüklüğü varsa vertikal size göstereyim o zaman. Yani burun ucundan içeriden vertikal noktada dolguyu, doğru dolguyu kullandığımız zaman dolgunun su tutma özelliğinden evet, de kaldırır. Yani dolgu şiştiği zaman da o bölgeyi biraz kaldırma etkisi vardır. Bundan faydalanıyoruz. Ya da elmacık, zigomatik, elmacık kemiklerine koyduğumuz dolgu bazen yukarıya çeker. Yani elastikiyet ve kolajenazı artırma özelliği de vardır bir parça. Hani dolgunu. Tabii başka işlemlerden de yaralanıyoruz. Tabii. Çene ek geride ise çeneyi normal şekline getirebilmek için dolguyla takviye edebiliyoruz. Derin çizgiler, evet, çene şekli, dudak, tabii, burun. Tabii. Yani biz sevgili seyirciler dolguyla böyle yüzde harikalar yaratabiliyoruz. Öyle saatlerce ameliyatlara girip de hem de çok çok da fazla paralar ve ücretler ödemeden tabii, gayet uygun. Çünkü normal bir cerrahi operasyonla bu söylediğiniz koruyucu tabii, estetikler çok daha uygundur değil mi rakamsal olarak? Yapıldığında tabii ki yani ciddi bir noktaya gelmemişse bu medikal estetikle düzelebilecek birçok konu var. Tabii bizi aşan da cerrahi gereken işlemler... Ya o sizi aşan şeyler o zaten o çok farklı. Estetik olarak koşulluğumuzu kullanıp yani o hastayı yönlendirmek, dürüst davranmak hastaya, doğallıktan uzak durmadan işlemleri yapmak önemli bu konuda. Bir de tabii... Altın oran sizde var. Çok yani teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Dudak yapısı, burun yapısı. Burada üçe bölüyoruz yüzü. Üç eşit şekilde. Dudaktaki alttaki nokta, üst dudak 1.6, alt dudağın daha kalın olması. Çene yapısının buradaki açısına baktığımızda elmacıklar. Yani bir örnek verebileceğimiz. Yani beni altın olarak, altın oran olarak efendim sevgili doktorumuz böyle adlandırdı. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de bunu öğrenmiş oldum. İyi oldu. Bu arada son dönemlerde çok moda saç ekimi var. Bayanların ve özellikle de erkeklerin çok tercih ettiği bir yöntem. Bunu da yapıyorsunuz. Ve bunu yaparken de sevgili doktor ne yapıyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Bir müzik, bir böyle eğlence, o kadar güzel şeyler yapıyor ki şimdi o konuya geleceğiz. Sakın ekranlarınız karşısına ayrılmayın diyorum. Biraz saç estetiğine değinirsek neler yapıyoruz? Şimdi saç dökülmesinin nedenlerini de iyi bilmek lazım. Evet. Genellikle genetik eğilimli olan, anne tarafındaki olan saç dökülmeleri insanlara kromozomal olarak yansır. Tabii hayat içerisinde aşırı saçına jöleler kullanmak, bazı saçın çok hava beslenmemesi, ve sigara içimi gene beslenme eksiklikleri veya depresyon şeklinde saçın dökülmesi başlar. Burada aslında öncelikle gene koruyucu estetik anlamında saça dökülmeyi durdurucu bizim bazı tedavi yöntemlerimiz var. Gene PRP, somon ve mezoterapi yöntemleriyle olan saçların dökülmesini engellemek, kalınlaştırmak için böyle bir tedaviye başvururuz. Ama tamamıyla açılan bir ciltte evet, saç evet, kökleri, kıl folikülü hücreleri ölmüşse bu kişiye saç ekmek gerekir. Hı hı. Saç ekimi de yani ilk önce biz sevgili seyirciler kişiye bakıyoruz, bir kişiyi analiz ediyoruz. Saç dökülmesiyle alakalı hemen doktorumuz böyle cerrahi bir müdahaleye geçmeden bir bakıyor. PRP'ye, somonla, PRP'li. Eğer bu yani yeterli gelmezse diğer işlemlere yani geçiyoruz. Kişinin saçına uygun doğal bir şekilde planlamamızı yapıp karografiyi evet, çizip evet, hastamızı gene kendi saçından refleri alıp fuya sistemi diyoruz. Kendi boş olan kısımlara, problem olan kısımlara rahatlıkla tepe noktası olabilir. Öndeki hattı çizerekten uygulamamızı yapıyoruz. PRP'ye de devam ediyoruz sonra bu şekilde. Öyle bir anlatıyor ki sevgili doktor, yani bizim medikal hiçbir estetiğe ihtiyacımız olmasa bile sadece doktorumuzun müziklerini dinlemek için bile buraya gelsek acaba bir şeyler çalar mısınız bizlere? Tabii ki. Yani bu o zaman performansını izleyicilerimizle paylaşsak ne dersiniz? Tabii ki, ne yapıyoruz tabii, o zaman? Hey hop, haydi bakalım gidelim. Gelelim. Sevgili seyirciler, muhteşem ekip ve muhteşem müzik ziyafeti başlıyor!